günlükte olsa sen de altını çizmiştin ve bu 4 günlük ateşkes içinde esir takası olacaktı. Hatta Türkiye saatiyle bu sabah 6'da olacaktı. Ne oldu? Olmadı. E, açıklamalar arka arkaya geldi. İlk önce İsrail bu açıklamayı duyurdu. E, teknik nedenler dedi. E, Hamas'a biraz işaret etti. Hamas e, bugün itibariyle salı verileceği rehineler konusunda listeyi bize iletmedi dedi. Hı. Burada bir problem olduğunu anlıyoruz. Yayına girmeden önce işte yarım saat kadar önce Katar'dan bir açıklama geldi. Katar Dışişleri Bakanı diyor ki, evet bir problem var ama biz önümüzdeki birkaç saat içinde rehine takası ne, de, ne zaman başlayacak, ateşkes ne zaman yürürlüğe girecek bunu bildireceğiz diyor. Bir sorun olduğu çok açık. Belki de Hamas rehineleri farklı yerlerde tutuyordu. Bugün on kadarı ilk önce ilk etapta salı verilecekti Hamas tarafından. Belki onlara erişmek yahut bütün salı vereceği bu 4 günlük ateşkes boyunca 50 kişinin listesini yapmakta sorun mu yaşadı? Bunu bilemiyoruz. Ya Çünkü... da anlaşamıyorlar demek ki İsrail istedikleri olabilir. Çünkü aslında dün yansıyan şuydu. Doğru mu? 19 yaşın altındaki çocuklar ve kızlar. Onlar İsrail'in e, gaz şey kendi hapishanelerinde tuttuğu Filistinliler var. Çok Hı. sayıda 18 yaş altı var. E, kadınlar, erkekler, çocuklar onlardan başlayacaktı. İsrail bir liste yayınladı açıkçası. Kendi bırakacağı 150 kişinin listesini yayınladı. Aha. Onların içinde de çocuklar da var. 18 yaş altı. Fakat Hamas'ta bir sıkıntı olduğu söyleniyor. Hamas adına konuşamam. Bilemiyorum sıkıntı böyle mi ama açıklamalar bu yönde. Ancak tabii ki bu çok yıkıcı bir şey. Düşünün. Hem rehinelerin aileleri açısından çok yıkıcı. Çünkü bir belirsizlik var. Ya iptal olursa bütün anlaşma ya ateşkes olmazsa rehineler serbest bırakılmazsa diye. Hem de Gazze halkı için çok büyük çünkü evet çok az bir süre dört günlük ateşkes korkunç bir e, yıkım var ki yık, var e, ama az da olsa kamyonlar girecekti yardımlar ulaşacaktı yakıt gelecekti biraz belki nefes alacaktı Filistinliler. E, şu anda yürürlüğe girmediği için o da olmuyor ve dediğiniz gibi e, İsrail bombardımanına devam etti gece şimdi de diyor yani eğer yarına Şanlı kadar ediyor. evet edecek bir önemli nokta daha e, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Ayrıca bir açıklama yaptı. Ben dedi Mosada yani istihbarat servisime e, talimat verdim. Bundan sonra nerede olursa olsun Hamas liderleri, Hamas yöneticileri suikastle öldürülecek demek istiyor. Bu böyle bir talimat vermiş. Daha önce de olmuştu bu tür olaylar. Bu bilgilerin ışığında şimdi savaşın 48. gününde Gazze'de yaşananlara bakıyoruz. Ateşkes ve rehine takasında anlaşmışlardı. Bugün başlaması bekleniyordu, ertelendi. Açıklama İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi'nden geldi. Hamas'la beklenen rehine takası cuma gününden önce başlamayacak denildi. İsrail gece boyunca saldırılarını sürdürdü. İsrail'in Gazze ablukası 48. gününde. Savaş uçakları gece boyunca Gazze şeridinde sivil yerleşimlere bomba yağdırdı. Gazze'nin güneyindeki Han Yunus bölgesine akşam saatlerinden itibaren yoğun saldırılar yapıldı. Bombalar Beni Suheyla semtinde sivillerin yaşadığı üç konuta isabet etti. Bir kişi hayatını kaybetti. Yaralanan bir çocuk Nasır hastanesine kaldırıldı yoğun bombardıman nedeniyle bölgeye sivil savunma, arama kurtarma ekiplerinin ulaşımında sıkıntı yaşandı. Harap olan 3 evin enkazında onlarca kişinin bulunduğu bildirildi. Beyt Lahiye, Beyt Hanun ve Cibaliya. İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyindeki bölgelerde de yerleşim yerlerini hedef aldı. Hava bombardımanlarında onlarca kişi öldü ve yaralandı. Gazze'nin orta kesimindeki Deir Belah bölgesini de havadan bombaladı. Ebu El Rus ve El Kürt ailelerinin evleri bombaların hedefi oldu. 7 kişi hayatını kaybetti. Kentin orta kesimindeki Nusayrat mülteci kampında bir apartman dairesi roketle vuruldu. Ölen ve yaralananlar oldu. Hedef alınan bir diğer yerde Şehri Rıdvan Mahallesiydi. Sivillere ait evler bombalandı. Mısır sınırına paralel Refah kentinde bulunan Kuveyt Hastanesi yakınındaki Hayır Cemiyeti'ne yönelik de hava saldırısı düzenlendi. Saldırıda hayatını kaybedenler ve yaralananlar oldu. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı açıkladı. İsrail'in saldırılarında Gazze'de ölenlerin sayısı 14.500'ü aştı. 6.000'den fazlası çocuk. İsrail basını da 1200 İsraillinin öldüğü, 5132 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail ile Hamas, rehine takası ve ateşkes konusunda anlaşmıştı. Bugün ateşkesin ve rehine takasının başlaması bekleniyordu. İsrail Dışişleri Bakanı El Cohen, İsrailli rehin grubunun 23 Kasım'da teslim alınacağını söylemişti. İsrail Devlet Televizyonu da ilk grubun perşembe günü saat 10'dan itibaren serbest bırakılacağını duyurmuştu, yarına ertelendi. Açıklamayı İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tızaçi Hanegbi yaptı. Hanegbi, serbest bırakılma, taraflar arasındaki anlaşma orijinaline göre başlayacak ve bu cumadan önce olmayacak dedi. İsrail basını söz konusu duyuruyu gecikme olarak değerlendirdi. Umutla bekliyoruz ateşkesin gerçekleşmesini arkadaşlarım bu konuyu takip ediyorlar. Fakat ışın el içine sormak istediğim bir önemli gelişme daha var. Hollanda'daki seçim. Ama o Hollanda'daki seçime gitmeden evvel sabah izleyenlerimden birisi de iyi haberler de verin bize olur mu diyordu. Bakın İçimi en çok ısıtan gelişmelerden bir tanesi. Daha evvel sizleri tanıtmıştım. Kendisiyle tanıştırmıştım. Şimdi BBC'nin seçtiği 2023'ün en etkili 100 kadını listesinde... ...bilim insanı Canan Dağdeviren de var. İcadı milyonlarca hayatı kurtarabilir. Kendisiyle daha önce yayın yapmıştık hatırlayacaksanız Canan Dağdeviren. Hatta Kılıçdaroğlu bir yurt dışı seyahatinde de kendisiyle buluşmuştu. Özellikle meme kanserini önleme konusunda çalışan... Bu konuda bir takım cihazlar geliştiren bir bilim insanı Canan deviren BBC'nin en etkili 100 bilim insanı arasına girdi. Günün en sıcak, en önemli gelişmelerinden bir tanesi. Şimdi de ışın el içine sormak üzere sizleri Hollanda'daki seçime götürüyorum. Hollanda'da aşırı sadedi, erken seçimlerin gayri Hollandalı Trump Gertz Wilders. En üst kesinleşmese de Hollanda'nın Avrupa Birliği içindeki varlığını tartışmaya açtı. Seçim vaadi Avrupa Birliği'nden çıkmak için referandumdu. Hollanda'da sürpriz bir isim birinci çıktı. Aşırı sağcı Wilders'in Özgürlük Partisi mecliste 35 sandalye kaptı. Zafer'i böyle kutladı. İslam düşmanı ve hatta seçildiği zaman ne kadar göçmen varsa Hollanda'dan sınır dışı edeceğini vaat eden Gertz Wilders. Diğer vaatleri ise Kur'an ve camileri yasaklamak, kamu kurumlarında başörtü yasa. Faslılar hakaret etmekten suçlu bulundu. İngiltere bir kez onun ülkeye girişini yasaklamıştı. Şimdi Gertz Wilders Hollanda seçimlerinde büyük bir zafer kazandı ve Hollanda'nın bir sonraki başbakan olma yolundaki ilk sırayı aldı. Parlamentoda 150 koltuk bulunuyor. Frans Timmermans'ın liderliğini yaptığı sol ittifaksa 26 sandalyeyle ikinci sırada yer alıyor. Ey bar, of... Dilan Yeşil Gözse muhafazakar sağda. Birebir aynı olmasalar da ikisi de sağcı partide ve her ikisi de göçmen karşıtı çizgide. Yarışın favorilerindendi. de Tunceli'li bir ailenin göçmen çocuğu olarak ailesi Türkiye'den Hollanda'ya giden Ankara doğumlu Dilan Yeşil Göz. Özgürlük ve Demokrasi Çin Halk Partisi ise 24 vekil çıkardı. Partisi 3. sırada yer aldı. Geçen seçimlere göre 11 koltuk kaybetti. 2021 seçimlerinde Hristiyan Demokratlar Birliği'nden seçildi. Daha sonra ayrılarak parti kurdu. Peter Omzigt ilk defa seçimlere katılan Yeni Sosyal Sözleşme Partisi 20 sandalye ile 4. sırada yer aldı. Seçimin lideri Wilders saç ve göçmen karşıtlığı ile biliniyor. Hollandalı Trump olarak adlandırılıyor. Wilders yarışı önde bitirse de iktidar olabilmek için koalisyon formülü bulmak zorunda. <laughs> Wilders'in Türkiye ile ilgili eski sosyal medya paylaşımları gündem oldu. Bu yıl yapılan seçimlerden sonra Erdoğan'a ve Erdoğan'ın seçmene yönelik çok sert ifadeler kullanmıştı. Wilders Lahey'de kalabalığa seslendi. Hollandalılar ülkelerini geri alabileceğini ve bizim de sığmacılar ve göç tsunamisini azaltılmasını sağlayacağımızı umuyor dedi. Kesin seçim sonuçlarının sandık çıkış anketleri gibi olması durumunda koalisyon hükümeti kurulabilmesi için en az 4 partinin bir araya gelmesi gerekecek. Ancak siyasi